Bu evler 8 kilometre. 8 kilometre. Şey, var ya. Motor var. Ya, olur olur. Bu şey, olur. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Çomar Barajı'ndan sonra uğrağımız, uğrak yerimiz ilk Bügöt Köyü oldu. Bügöt Köyü'ne geldik. Abilerimiz bizi sağ olsun sıcak karşıladılar, selam verdik. Hoş geldiniz. Muhabbet ettik. Abi isim neydi? Sadık Taşlar. Sadık abi, merhabalar. Nasılsın, iyisin? Hamd olsun, biz iyisin. Köye geldik, soğuk kış günü. Evet. Köyümüzde de kimse kalmamış. Yok abi, şurada kahve, çay alabiliriz. Çaycı kahve burası mı? Evet. Köy kahvesi. Evet, evet. Tamam, birazdan geçelim. Şeyi de alalım. Köyde bak, bu köyde diğer köyde, her köyde yok bu. Bazı köylerde olduğu gibi Atatürk anıtı var. Gerçekten çok güzel bir şey. Yeni yapılmış burası. Şöyle gösterelim. Etrafındaki yazıları da gösterebilirim. Dünyada her şey kadının eseridir. Etrafında da Atatürk'ün gözleri yazmışlar. Eseridir. Gel gel bak. Burada da ne mutlu Türküm diyene yazısı karşılıyor bizi. Büyük Köyü Derneği 2021'de yapılmış. Ben geçen sene geldiğimde bu anıt yoktu, yeni yapmışlar. Zaten görüntüsünden de belli olduğu gibi çok da güzel bir anıt olmuş. Her iki tarafında da Türk bayrağı mevcut. Köyün girişinde, yani köy meydanında, köyün ortasında sizi Atatürk anıtı karşılıyor gerçekten. Saygılı ve güzel bir görüntü. Çok hoşuma gitti benim. Arkadaşlar da burada hayvanlarına yem yüklüyorlar. Sen Muharrem Kuzoluk. Muharrem abi, köyünüze geldik. Gerçekten güzel köyünüz var. Daha köyümüz güzel. İlk işini gezdik ama şöyle de bir dolaşacağız. Geniş meydanlık. Meydanlık. Ha. Meydana da Atatürk anıtını yapmışsınız. Abi, elinize kolunuza sağlık. Sağ ol, var ol. Şimdi yoksa bize rehberlik et köye ya. Vallahi şimdi kimiz var şimdi. Bu da şeyde. Tamam, şey istemem. Hani, gerçi herkesi... Abi, burada görmüyoruz. Koşunun şeyi vardı, yetti dağıttık, geldik ya, bilettik. Yani yeni yavruladı. Ya, onda çeke çeke 5-6 bir yüz var, bir daha da ham düveymiş. Ya, yeni düvey olduğu ya. İçin. Köyün bakkalı ve şeyi burası. Köyün bakkalını da çek. Amca onu da böyle bir merhaba gazetesini çıraklayayım. Kimin ismi? Kadir Kuzoluk. Arabanız mı sizin? İbrahim Kuzoluk. İbrahim Kuzoluk. Adık Kuzoluk, Kenan Kuzoluk, amcam oğlum. Ya, burada onlar esas, onların mekanı buraydı. Evler esas. Benim burası. Vay, 10 sene kahve çalıştım. Kahvecilik, davulculuk, cumartılık. Pek bir şey değil yani. Bıraktık. İbrahim Kuzoluk, Almanya'da kurumlu. Almanya'da. Merhaba gazetesi. Bir zaman çıkarttıydı. Baya, evet, bayağı bir radyo yayın yaptı. Vardı. Radyo merhaba falan vardı. Radyo merhaba vardı. Ondan sonra kaynarıyla neyi. Örgeller falan vardı. Merhabalar, kolay gelsin. Burada süt birliği. Süt birliği. Köyün süt birliği mi var? Köyün i̇şte değil de herhalde şeyin değil mi? Merkezin? Damızlık süt yürütü. Damızlık süt birliğinin yeri. Getiriyor. Şimdi buraya yeri yok. Buradan da alıp götürüyor işte. Bu da köyün deresi. Burada deresi. Buradan su Çorum'a doğru mu gidiyor? Baraja doğru gidiyor. Baraja doğru gidiyor. Temiz mi bu su? Temiz. Kars suyu. Dağdan geliyor. Dağdan gelen yağmur su işte. Ordu'nun neresi var mı? Çorum'un neresi var mı? Burada ne iş yapıyorsun amca? Vallahi. Hayvancılık. Bak işte yiyor işte. Bağ gidiyor. Bağdan geliyor. Hayvancılık. Biz bir şey yiyor. İki mal var. Genelde köyün geçimi hayvancılık. Hayvancılık tabii. Yemek mi yiyor işte? Kolay gelsin. Kolay gelsin tekrardan. Toplama merkezi değil mi burası? Evet. Günlük ne kadar toplanıyor abi? Çekeceğine değil. Günlük ne kadar toplanıyor süt mesela köyde? 1600-1700 kilogram. Litre olarak. Evet. Olarak. Günlük olarak gidiyor değil mi burada? Merkeze. Toplama merkezi. Ne kadar gidiyor? Var var. Tamam. İnce yazı yok muyum? Tamam, ortam da gayet temiz abi. Steril. Evet. Şey, burası süt toplamada. Tabii, temizlik olarak. Ha, temizlik olarak o süt toplamada. Ama tabii. Günlük olarak litre sayısı da bayağı fazla. Ya, 1600. Yaklaşık 2 ton falan oluyor. 2 ton. Koy. Vay be. Kalabıyık da sizin kadar çıkıyor mu acaba? Kalabıyık da. Orada da hayvancılık. Orada bizden fazladır ya. Fazladır. Ama merkez köylerden en büyük çıkan mı oluyor ya? Güzel bakalım. Şimdi sütü şeye süzgeçe boşaltacak abi. Yok, önce tahliye alıyorlar. Ne mi alıyorlar? Ne alıyorlar? Kesik olma modana bakıyorlar. Kesikse almıyor değil mi? Tabii tabii. Antibiyotiğine bakıyor. Kesik olursa ne olur? Geri gidiyor. Geri gidiyor. O da çökelik süt, olur. Süt, yoğurt, çökelik yapıyorlar.
İçeri gir, içeriden çek. Yok buradan şey açayım. Bu bende, sadık al, sadık. Orayı kirletmeyelim şimdi de. Buradan sorarız ya. Önce şey alıyoruz değil mi oradan ne? Aha. Şeyine, suyuna bakıyorum ben, kuru maddesine. He, kuru maddesine. Bundan sonra numunesini alıyorum. Evet, ondan sonra döküyorum. Var. Kazandan nereye gidiyor sonra? Kazana, büyük kazana. Büyük kazana geçiyor. Büyük kazana geçiyor. Tanga. Ha şey, borularla gidiyor. Soğutucuya. Soğuk hava depolarına geçiyor. Hepsinin numunesi almıyor yani. Bayağı teferruatlı bir işmiş bu iş. Hani biz gelip kamyonla alıp götürüyorlardır diye düşünüyordum ben de. Ben de öyle zannediyordum. He, öyle zannediyordum. Hiç elde almadan gidiyor. Takıyor, geri gidiyor. Tanga çekiyor. Ama içerisi muhteşem bir şey. Derece de şey ya. Temiz yani. Mesela içerisi gayet steril ya. Tek tek de not alıyorsun değil mi dayı burayı? Tamam tamam, gelin çekin gelin. Yok. Geçmiyor. 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 Ayağım mahsus. Tutuyorum. İyiymiş. 30'a kaç, alıyorum. Kaçtan yani. Alıyorlar şimdi? 4.5 ne? 8 lira falan. Paket sütler 10 lira falan değil mi? Paket değil. Ne? Süt mü? Süt. İyi. Burası İstanbul. İstanbul ayrı bir devlet. 12 falan. Normal. Ha burada herkesin hayvanı var mı? Hayvan besliyor değil mi herkes? Burası var, yarısı var. Köyde olan herkes. Köyde olan herkes. Herkes yoktur da var. Yarısının yine var. Ya şu anda buradaki herkes hayvanı var. Tabii canım var. Ona göre süt getiriyor tabii. Ha, tabii tabii. Oğlum hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Teşekkür ederiz. Saati var. Sağ olun. Saat oluyor. Hadi sen de çağır. Akşam 6 sabah. O da 6 herhalde ya. Sabah da 6. Gelin de böyle valla. Süt direkt satmazlar yani. Hadi kurup içeri gidelim. Üretsizcen alırsın. Yani sen valla oraydan kurup içeri gidelim. Bak tarihi bir taş var. Eski çeşme. Normal kamyon geldi. Görüyor musun? Suyu da kim? Gayet güzel. Gayet güzel. Şöyle şöyle bir daha turlayacağız. Bakalım. Gel. Bir saniye bakmaya bakamıyorum. Hadi bakarsın bakamazsın. Ben hiç bakamıyorum. Ben de göremiyorum. Liseye yazıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, şu anda Büyet köyünden ayrılıyoruz. Kahvesindeydik Büyet köyünün. Ali abimiz var. Ali abimizle ayrı bir sohbet gerçekleştirdik. Onun videosunu ayrıca yayınlayacağım. Şimdi Büyet köyünde süt toplama merkezinden ayrıldık. Akşam oldu. Hava karardı. Şu anda Atatürk'ün heykelinin olduğu, anıtının olduğu meydandayız. Büyük köyünü terk ediyoruz. Yakın zamanda yine köye uğrayacağız. Büyük köyü Çorum'a 4 kilometre uzaklıkta. Buraya misafir olarak gelen varsa, misafir olarak yani yolu düşen varsa kahveci Ali abiye uğrayabilir. Kahveci Ali abinin gönlü gerçekten güzel bir insan. Misafirperverliği gayet güzel bir insan. Köpekler de peşime geliyor. Bunlardan kurtulmam lazım. Bunlardan kurtulmam lazım bir an önce. Ama dikkatli bakıyor bana şimdi. Gökhan Bey, köpeği ısırmak gerekiyor. Abi köpek beni ısıracak. bunlarda şu yola çıktım arkadaşlarıma bak diye. Bu köpeğin beni ısırmasını bekliyorlar. Yani bizi... yani... Yok senin köpeğin çok... ısırmasını bekliyorsun. Abi ben köpeği nasıl ısırayım etmeyin. O zaman haber oluyor ya. Haber oluyor. Çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda Büyük köyünü terk ediyoruz.